Arkadaşlar merhaba. Bugün size Çin'den almış olduğum LED paneli tanıtacağım. Görüyorsunuz esnek bir panel. Birbirine eklemek için giriş ve çıkışları var üzerinde. Data in, data out şeklinde. Bu paneli size LC1000A modeliyle tanıtacağım. Normalde elimde SP107E olan modelde var. Diğer videolarımda zaten bununla ilgili tanıtım var. Ama şimdi bu panelde yazı yazacağım için, yani harf yazacağım için bunda yazı yazma özelliği ne yazık ki yok. Spektrum ve demo modları var bir sürü içinde. Ama yazı yazma modu olmadığı için ve bunda olduğu için mecbur bununla tanıtıyorum. Uçları bu şekilde bağlı. Görüyorsunuz. Burada müzik girişi, bağlantı terminalleri var. LED'imizde de giriş ve çıkışımız var. Artı ekstra besleme ucumuz var. Şimdi panel kısa olduğu için şu ikisini kullanmayacağım. Bu şekilde modun üzerinde genelde bunu aldığınız zaman bu şekilde bağlantı soketleri çıkıyor, bunlar da çıkıyor. Birbirine direkt bağlayabiliyorsunuz. Burada unutmamamız gereken akıllı ledler, adreslenebilir ledler 5 volt ile çalışır. Yani burada üzerinde 5.24 yazar. Bu kutunun, yani modülün çalışma voltajıdır. Ledler 5 voltta çalışır. Harici başka voltajlarla da çalışan vardır. Yalnız dikkat edilmesi gerekir. Şimdi bağlantı yapacağım. Biraz beklememiz gerekiyor. Bağladıktan sonra voltajı verir vermez hemen açılmıyor. Biraz bekliyor. Ondan sonra açılıyor. Üzerine ben daha önceden harfleri ayarladım. Şu şekilde ışığı kısarak gösterebilirim. Şimdi bağlanacağım. Bunu telefonunuza kurmanız gerekiyor. Bu şekilde. Kısalım şimdi ışığı. Telefonumuza bu şekil kurmamız gerekiyor. APK'sını aşağıda paylaşacağım. Birebir aynısını, çünkü normal Google Play'den bu inmiyor. Google Play'den inmediği için kendi Çin sitesine indiriyorsun ve bir sürü versiyon yapmışlar oraya. Versiyonlarında hiçbiri birbiriyle aynı çalışmıyor, doğru çalışmıyor. Doğru çalışmadığı için de sizi yanıltabiliyor. Ben bir sürü hepsini indirip denedim. Şimdi burada bağlantıyla ilgili bir sorunumuz var. GoPro'ya bağlanmış olabilir. Cihazımız GoPro'ya bağlanmış. İsmi normalde bazen LC2000A, bazen de 1000A diye çıkıyor. Normalde bunun ismi 1000A, herhalde yazılımsal bir farktan dolayı. Bağlandığını zaten şu şekilde anlayabiliriz kapat aç yaptığımız zaman. İstediğimiz renk yakabiliyoruz. Kısıp açabiliyoruz. Ben kısıyorum çünkü kamerayı çok ışık aldığı için görüntü kötü çıkıyor. Daha önce nasıl bağlanacağımızı anlatmıştım diğer videoda. Oradan bakabilirsiniz, hani programın kurulumu ile ilgili. Ben daha önceden şu 4 sekme, bu üstteki 4 sekme ayarlayabileceğimiz, yani buraya harf yazabileceğimiz şekilde üzerine basılı tutup girebiliyoruz. Biraz sonra onu göstereceğim. Ben daha önce hazırladığım, buraya kaydettiğimi açacağım. Bu şekilde reklamımızı da yapalım. Bu yürüyebiliyor da, ya da şöyle mesela seçtik, send diyoruz. Yani gönderiyorum. Bu şekilde otomatik oynuyor.
Mesela buraya da bir tane hazırlamıştım. Bu boş. Bunu çalıştığını yaparak göstereceğim. Buraya da harfleri yazmıştım. Mavi renk biraz kameranın rengini bozuyor. Mesela beraber buradan bir tane yapmaya çalışalım. Üzerine basılt diyoruz. Yes diyoruz. Yazıyı ters çevireyim mi diye soruyor. Biz hayır, normal devam ediyoruz. Bu şekilde mecbur şimdi ışığı kısacağım. Kamera için. Evet, bu yan sekmeleri şimdi kapatıyorum. Şurada tekst yazan bölüm var. Oraya elimi değdiriyorum. Harfleri büyük yaparsak daha okunaklı oluyor. Mesela bir A harfi koyalım. Boşluk bırakalım. Bir B harfi koyalım. Boşluk bırakalım. Bir C harfi koyalım. Bu şekilde. Yazıları istediğimiz renk yakabiliyoruz. Yalnız kameranın ışığını aldığı için kırmızı tercih ediyorum. Mesela başka bir şey deneyelim. Mesela harfleri bu şekilde yazabiliyoruz. Mesela Cem yazalım. Bu şekilde veya bunu yürütebiliyoruz. Bu şekilde yön değiştirebiliyoruz. Bu şekilde yürüyor. Normalde burada resim de çekip yapabiliyoruz istediğimizi. Yalnız resim bu panel küçük olduğu için burada bir anlamı olmuyor. Mesela kameraya basıp resim koyabiliyoruz ama bundan bir 5-6 tane yan yana koymak lazım. Ali diyelim. Küçük harfli Ali. Küçük harfle biraz kötü görünüyor. Panel küçük olduğu için. Bu şekilde. Veya harfleri değiştirelim rengini. O şekilde deneyelim bir de. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet, mavi. Pembe, sarı. Tabi program süper çalışmasa da enteresan bir alet. Ayrıyeten burada manuel olarak da yazabiliyoruz. Örneğin nasıl yapayım? Delete edeyim. Tekste geçsin tekrar. Buraya mesela şöyle yapabiliriz. Manuel. Şuraya bir A harfi koyayım. Ya da şöyle bir A yapayım. A yaptık. Diyelim ki siz bu harfi beğenmediniz de harfte değişiklik yapmak istiyorsunuz. İstediğiniz yere bu şekilde değişiklik yapabiliyorsunuz. Mesela şuraya bir nokta koyayım, bunu kaldırayım, harfleri düzeltebiliyorsunuz. Yani şu an ışık gözü alabilir. Şekilde yazılabiliyor. Buradan çıkış yapalım tekrar. Bir programda geri tuşu yok. Bir yere girdiğin zaman programdan komple çıkmak gerekiyor. Mesela müzik moduna geçelim. Müzik modumuz da var. Biraz ses açalım. Aşağı doğru yapabiliyoruz.
eğlenceli animasyonlar koymuşlar. ...252 adet içinde animasyon var.